Merhaba arkadaşlar ben Habbocak. Ocak, Döküman yönetim sistemi ilçe işlemleri ile ilgili derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde DYS içerisinden ya da dışarısından e, ilçe milli eğitim müdürlüğü şubelerine birimlerine gelen yazıların şube müdürü tarafından neler yapılacağını anlatacağız arkadaşlar. Hemen e, ilçe milli eğitim şube müdürünü açıyoruz arkadaşlar. Bakın ilçe milli eğitim Müdürlüğü'ne iki tane yazı gelmiş. Bu yazılara nasıl bir işlem yapacağız bakalım. DS içinden gelen yazılar yetkili personel tarafından gönderilir arkadaşlar. DS dışından gelen evraklar da evrak şubesi yani birim gelen evrak kayıt kullanıcısı tarafından gönderilir. İkisi de şube müdürüne otomatik olarak düşer arkadaşlar. Yetkili personeliniz kimse ona göre. Şimdi şube müdürümüz Burada tanımlı olan personeli görür. Tanımlı olan personeli görür ve ona göre personele iş yönlendiri yapar. Burada arkadaşlar bakın. Şube müdüründe yazı, şube müdürü bilgi işleme şube müdüründe yazı. Bu yazıyı şefe gönderir. Bu yazı ile ilgili iş ve işlemleri şef mi yapacak, memur mu yapacak? Eğer memurlar yapacak ise şefe iş yönlendirme yapar. Yok memurlar bu yazıyı hiç görmesin. Şef bu yazıyı halletsin istiyor ise yani emir verme anlamında bu yazıyı sen yap anlamında havale eder arkadaşlar. Şimdi biz iş yönlendirme yapacağız. Bakın geliyoruz buradan seç Buradan seçtik. Eğer siz bu yazıyı şefin yapmasını istiyorsanız direkt personele havale ediyorsunuz. Yani bu yazıyı personele havale etmiş oluyorsunuz. Şef bu yazının gereğini kendi yazacak. Yani memurun yazı yazmış olduğu gibi kendi yazacak. Yok, bu yazıyı memur yazacaksa şefe ben bu yazıyı iş yönlendirme yapıyorum. Bu kişiye yönlendir diyorum. Bu yazı şefe gidiyor arkadaşlar. Şef de bu yazıyı memura havale edecek. Şube müdürü yazıyı şefe iş yönlendiriyor şef de yazıyı memura havale edecek. Yani sen bu işi yap diyecek. Aslında şube müdürünün yapmış olduğunun özeti şu. Ben bu e, şube müdürü yazıyı şefe diyor ki ben bu yazıyı sana gönderiyorum. Sen de bu yazıyı memura havale et. Yap diyeceksin diyor arkadaşlar. Özeti bu. Gelen yazılarda DS içerisinden dışarısından fark etmez. Gelen yazıların e, şefe aktarılması bu şekliyle. Normalde Şef izinli ise şube müdürü memura direkt seçip havale edebilir arkadaşlar. Şefe izinli değil ise hiyerarşik yapıya göre şube müdürünün yazıyı şefe, şefin de memura aktarması gerekiyor arkadaşlar. Şube müdürünün yapacağı gelen yazılarda işlem bu kadar.